Merhaba. Akademi Dünyası Uzaktan Eğitim'e hoş geldiniz. Ben Emlak Danışmanı Dersi Öğretmeniniz Göksen Seri. Bugün değerlemede kullanılan yöntemlerden bahsedeceğiz. Nedir değerleme? Değerlemede kullanılan yöntemler nelerdir? Ve biz bunu ne zaman yaparız? İhtiyaç sahipleri herhangi bir arsasını, tarlasını ya da evini, iş yerini, otelini elden çıkartmak isteyen ya da değerlenmek isteyen, ben 5 sene önce almış olduğum bu malın artık şu anda ne kadar olduğunu bilmek istiyorum. Ya da nakite sıkıştım, bunu nakite çevirmek istiyorum, alabileceğim en iyi rakamı istiyorum, bu konuda sizden yardım talep ediyorum diyen bir müşteriye karşı yapmamız gereken bir takım uygulamalar var. Burada izlenmesi gereken iki tane yol var. Birincisi, belediye imar planı içerisindeyse, belediyeye gidip elimizdeki bu evraklarla birlikte, mal sahibi eğer bu araştırmayı yapmamışsa, o bölgedeki belediye birinci derecede sorumlu olan kişidir. Elimizdeki belgelerle birlikte belediyeye gidip ilgili bölüme müracaat ettiğimizde, o bölgenin rayiç fiyatını, eğer hala imar planında açılmış ya da açılmamış olan, genişlemeye müsait olan son kanunlardan yararlanıp yararlanamayacağını ya da herhangi bir zarara uğrayıp uğramadığını öğrenebiliriz. Bir. İkincisi, bununla birlikte bu alınmış olan, zamanında alınmış olan tarla, arsa ya da ev, herhangi bir borcu var mı? Herhangi bir belediye ile satış esnasında karşılaşabileceğimiz bir tatsız sürpriz var mı, yok mu? Bir emlak danışmanının aslında yapması gereken en önemli birinci çalışma budur. Çünkü satış esnasında bir aksilikle karşılaşmak güvenilirliği itibarı zedeler. Bu da değerlemenin aslında bir parçasıdır. Şimdi emsal karşılaştırma yaklaşımı, gelir indirgeme yaklaşımı, maliyet, maliyetin içerisinde de gelir indirgeme yaklaşımı. Şimdi geliştirme yöntemleri. Sırasıyla bu yöntemlerden gideceğiz. Ve arkadaşlar, şunu size açıklamama izin verin lütfen. Şimdi kanun maddelerinin bize vermiş olduğu teknik terimlerle, teknik kelimelerle, bunlar tabii ki yazılı şekilde size açıklanıyor, anlatılıyor. Aynı yazılı şekli benim size anlatmam demek, sizin anlamada zorlanmanızı sağlar. Gündelik hayatta biz teknik terimlerle konuşmuyoruz. Dolayısıyla benim size yapmaya çalıştığım şey, teknik terimlerle bir takım şeyler, bilgiler açıklanırken, sözel olarak ve herkesin çok daha rahat, çok daha hızlı şekilde gündelik hayattan örneklerle bunu size aktarmak. Ben bunun çok daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü teknik terimlerle birlikte konuşan birisinin pek akılda kalacağını düşünmüyorum. Bu eğitimimizin devamını izleyebilmek için www.akademiuzem.com veya yukarıdaki linkten izleyebilirsiniz.